Selam gençler kimya adasınızsınız kimya adası ders kanalına hoş geldiniz canlar ne var ne yok umarım herkes iyidir biz sizinle bir AYT kampına başlamıştık ve kimya ve enerji ünitesinde devam ediyoruz ve bu dersimiz aslında kimya ve enerjinin ton kazanımını ifade edecek ne kalmıştı geriye bağ enerjilerinden faydalanarak tepkime ısısının yani entalpisinin hesaplanması kalmıştı gençler o zaman ne yapalım hemen ders notları kitabımızı elimiz alalım sayfa 75'i açalım ve beraber şu dersimizi işleyelim daha sonra size ödev vereyim arkadaşlar. Ödevlerimizi tek tek yapalım. Bol bol sorular çözelim ödev kampında. Olur mu? Bence olur. Haydi bakalım o zaman arkadaşlar. Hepinize iyi dersler dilerim. Evet. Şimdi dersimizde biz bağ enerjilerinden faydalanarak delta -h hesaplayacağız ve buradaki bağların kararlılıklarını da kıyaslayacağız aslında. Şimdi Bağın kırılması ve bağın oluşması olayları var değil mi? Arkadaşlar bağın kırılması deyince aslında iki atom arasında bağ deyince aslında bu ne demektir? Ortaklaşa kullanılan iki tane elektrondan bahsediyoruz değil mi? Şimdi arkadaşlar bunu biz parçalıyorsak eğer burada tabii ki bir enerji ne olur gerekir. O zaman bağın kırılması enerji gerektiği için endotermik bir tepkimeyken bağın oluşması ise arkadaşlar tam tersi olacak ya. O zaman o da ne olur? egzotermik olacaktır. Evet bak burada bir örnek vereyim isterseniz. İyot molekülü var. İyot 7 ada olan bir atomumuz ve bir tane bağ yapar. Yani iyot e, molekülleri arasında bir tane bağ vardır o molekülün içerisinde değil mi arkadaşlar? Şimdi ben burada bağı kırmak istersem. E bu bağı kırmak için ne yapacağım? Tabii ki bir enerji kullanacağım. Ne kadar enerji harcıyormuşum? 151 kilojül enerji harcıyormuşum. Görüyor musunuz? Yani bu tepkimi endotermiktir. Yani ben bunu şöyle yazabilirim. I2 artı 151 kilojül Evet, iki tane ı. Evet, böyle bunu yazabilirim. Evet arkadaşlar. Peki. Bu iki tane iyot atomu bir araya gelip de iyot molekülü meydana getirirken aslında bu tepkimenin tam tersi oluyor. Yani bir önceki dersimizde, dünkü dersimizi hatırlarsınız ben size bunu anlatmıştım. Ne yapıyorduk? Tepkimeyi ters çevirince delta aşını da ters çeviriyorduk. Yani işaret değiştiriyorduk. O zaman bu duruma ne olur? Delta aşımız eksi 151 olur. Yani o zaman bağın kırılması endotermikken bağ oluşumu da bakın eksi olduğu için enerjimiz dışarıyı ne yapar? Dışarıya enerji verir deriz. Olay bu. Peki işte bu bağ enerjisi ne kadar fazlaysa bağ o kadar da sağlamdır diyebilir miyiz? Evet değil mi? Sağlamdır diye bunu belirtebiliriz değil mi arkadaşlar? Peki devam edelim. Şimdi elimizde iki tane molekül var görüyorsunuz ki işte hidrojen e, lerin arasındaki bağ enerjisine bakarsak 430. Klor molekülü arasındaki bağa bakarsak o da 240. Yani bakın her molekül arasında aslında bir bağ enerjisi vardır. Bu şunu anlıyoruz aslında. Hidrojen molekülünü kırmak için bizim 430 kilojül enerjiye ihtiyacımız var. Klor molekülünü kırmak için de 240 kilojül enerjiye ihtiyacı var. Bakın bu durumda arkadaşlar bakın bağ enerjisi her zaman pozitiftir. Bak fark ediyor musunuz? Her zaman pozitif. Neden? Çünkü enerji gerekiyor. Ama bakın oluşum ısısı deyince oluşum ısısı pozitif veya negatif olabiliyordu. Bunu da bir daha karşımıza getirelim arkadaşlar. Şimdi bağın sağlamlıklarını kıyaslarsam ee e, klora bakalım hidrojene bakalım. Bakın kloru ben 240'la ile kırabiliyorken ama hidrojeni kırmak için 430 kilo enerji gerekiyor bana. O yüzden ne olur? Hidrojen bağı burada hidrojen arasındaki atomlar arasındaki bağımız tabii ki klor arasındaki bağdan daha büyüktür deriz. Peki İki atom arasındaki bağ sayısı arttıkça ne olur bu durumda? Mesela bazen şöyle bir şey oluyor. Azot atomları bazen kendi arasında tekli bağ yapıyor. Çünkü diğer atomlarla da bağ yapıyor. Azotlar mı normal 3 bağ yaparlar da. Mesela atıyorum hidrojenlerle bağ yapar böyle diyelim. Kendi arasında burada A bağı dediğimiz bir bağ yapmış. Bir de mesela ikili bağ yapabilir bazen böyle kendi arasında. Çünkü neden? Başka mesela hidrojenlerle falan bağ yapmış. Bakın burada B bağları diye düşünelim. Bir de arkadaşlar azot molekülü deyince ikisi böyle üçlü bağ da yapabilir. Mesela burası C mesafesine bakalım. Arkadaşlar burada A bağını kırmak mı daha kolay sizce? Yani tekli bağ kırmak mı daha kolay? İki bağ kırmak mı daha kolay? Üç bağ kırmak mı daha kolay? daha kolay. Tabii ki 3 bağ kırmak değil mi? Daha çok e, zorlaşırız biz bunu da kırmak için. O zaman demek ki iki atom arasında bağ sayısı arttıkça arkadaşlar bağ ne olur arkadaşlar? Bağ enerjisi artar deriz. Evet. Bunu e, söyleyebiliriz. Bir de arkadaşlar bir şey daha var. Bağın kısaldığını da söyleyeyim. Yani mesela burada enerji bu mesela mesafe olarak bakarsak A bağının uzunluğuyla B bağının uzunluğu bir de C bağının uzunluğuna bakarsak arkadaşlar iki atom daha yanaşıyor ya. Mesela A bağı, A bağı daha uzun. Kimden? B bağından. B bağı da C bağının uzundur değil. Bak uzunluk noktasında bu. Ama kırma noktasında bizim C ne yapacağız? Daha fazla enerji vermemiz lazım. Oradaki bağları koparmak için. Şimdi bakın bağ enerjileri görüyorsunuz. Demek ki iki atom arasında bağlar olunca böyle bir bağ enerjisinden bahsedebiliyoruz. Arkadaşlar bu bağ enerjisinden faydalanarak biz gene delta H hesabı da yapabiliyoruz. Yani tepkimenin en entalpisini ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Peki nedir o? Normal delta H ürün eksi giren değil mi? Ürünlerin ısı kapsamı eksi girenlerin ısı kapsamıydı. Arkadaşlar burada tam tersi olacak yalnız. ÖSYM bunu sordu daha önce. Bak o zaman dikkat edeceğiz. Ne yapacağız? Arkadaşlar şu. Kırılan bağlar. Yazamadım gerçi ama bir daha yazmayı deneyeyim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bazen çok kötü yazıyorum. Bazen iyi yazıyorum ama biraz dikkat edeyim. Kırılan bağlar eksi oluşan bağlar. Yani kırılan bağlar kimde vardır? girenlerdeki bağlar kırılır. O zaman girenlerdeki toplam bağ enerjisinden ürünlerdeki toplam bağ enerjisini çıkarttığımız zaman biz gene ne yapabiliriz? Tepkimenin delta aşını hesaplayabiliyoruz. Yani delta aşı hesaplamak için bir yöntemimiz daha var artık. Geldik şimdi bunu uygulama noktasına. Arkadaşlar şimdi elinde bir kimyasal denklem var görüyorum ki. Bu nedir? Bu bir organik maddenin bak görüyorsunuz. yağ 4 bir organik maddedir. Yanma tepkimesi karbondioksit ve su açığa çıkmış. Zaten organik madde yandığında her zaman Karbonda yoksa su açığa çıkar. Tepkimeye de denk vermiş görüyorsunuz ki. Eğer denk vermezse biz bu tepkimeyi denkleştirmemiz gerekiyor. Bize burada bakın ne vermiş? Buradaki elementler arasında da böyle bağlar var. Ve bunların A, B, C, D gibi kilojül deri var mol başına. Tabi burada A, B, C, D dediğimiz şey 50, 60, 100 neyse artık. Bunu şimdi ben bu şekilde vermedim sayı olarak. Sadece böyle hani böyle pratik olarak kullanmak için verdim. Birazdan şimdi soru da yapacağız ama hani bunu böyle nasıl kullanacağımızı göstermek istiyorum size. Ama şimdi bakın böyle böyle verdiğinde sizin bu molekülleri açık açık yazmanız gerekiyor. Çünkü hata yapabilirsiniz. Peki nasıl yazacağız hocam diyorsunuz muhtemelen. Aslında ben size TET'de bunları anlattım. Böyle bağlar arasındaki bu açıları falan göstermiştim. Bu kimyasal türesi etkileşimler ünitesinde. Ama şöyle bir şey var tabii ki. Burada pratik olarak şunu söyleyebilirim. Mesela karbon 4A'da 4 bağ yapar. Hemen böyle bilmeyenler için böyle bunu belirteyim. Oksijen mesela baktığınız zaman arkadaşlar 6A'da olduğu için mesela Kükürt de bu arada 6A'da. 6A'da olan madde 2 bağ yapacak tamam mı? Mesela hidrojen 1A'da olduğu için bu 1 bağ yapacak. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Azot, fosfor bunlar 5A'da olduğu için mesela bunu görürseniz buna 3 bağ yapar zaten. Onun haricinde arkadaşlar mesela flordur, klordur, bromdur, iyottur bunlar 7A'da. Onlar da hidrojen gibi zaten 1 bağ yapar. Burada bunu belirteyim. Şimdi burada biz molekülü açalım. Bak CH4 demiş. Karbon 4 bağ yapıyor, hidrojen 1 bağ yapıyor. Şimdi CH4 deyince tabii ki arkadaşlar karbon etrafına 4 tane hidrojen koyacaksınız tamam mı? Bu böyle yazılır. Peki iki tane O2 diyor. Oksijen arasında çiftli bağ olmak zorunda o zaman demek ki. O zaman baktığında da şurada da görüyorsunuz aslında tamam mı? Oradan da yakalayabilirsiniz. Eee bu önemli aslında. Burada verilen listeye bakmak gerekiyor. Ama yine de siz oksijenin iki bağ yaptığını bilirseniz hiçbir hata yapmazsınız. O zaman değil mi? İki tane O şeklinde böyle bunu gösterelim. Bak bunu hallettik. Peki şimdi gelelim karbondioksit. Arkadaşlar karbondioksit deyince karbon 4 bağ yapar. Oksijen iki tane bağ yapar ya. Karbonu o zaman merkeze koyarsınız. Oksijenlerle karbon nasıl 4 bağ yapacak? O zaman soldan iki tane yapacak. Sağdan da 2 tane yapacak. Bu şekilde ben bunu yazabilirim. Artı bir de Su molekülünü yazayım. Suda ise oksijen 2 bağ yapacak, hidrojen bir bağ yapacak. Ama iki tane su var. Bak dikkat edelim. O zaman oksijeni merkeze koyarsınız, hidrojenlerle şöyle birer tane bağ yaptıralım, tamam mı? Şimdi bak, bu olay neydi? Deltaş hatırlayalım. H hatırlarsanız, kırılan bağlar eksi oluşan bağlar. Yani girenler eksi ürünler diyoruz. Bak, kırılan bağlar. Eksi oluşan bağlar. Normalde aslında hani delta h deyince ürün eksi giren derdik ama o oluşum entalpisine göre. Eğer bağ enerjisine göre yapıyorsak giren eksi ürün yapıyoruz. Bu da önemli. Şimdi bakalım burada kimler kırılmış diye incelediğiniz zaman arkadaşlar burada karbon ile hidrojen arasında bak burada bir e, şurayı yazamamışım arkadaşlar. Şunu e, yapacaktım pardon. Bak bir 2, 3, 4 tane karbonhidrojen bağımız kırılıyor. Bir de 2 tane de burada, oks ya yani burada oksijenler arasında bağlar da kırılıyor. O zaman şöyle bir şey yapalım bakın arkadaşlar. 4 tane karbonhidrojen tekli bağımız kırılıyor. Artı ne var? Bir de oksijenler arasında e, çiftli bağımız kırılacak. Ama burada bakın bu aslında mol başına fark ediyor musunuz? O zaman demek ki burada 2 tane olduğuna göre biz bunun önüne 2 koymamız lazım. Bak burası kırılan bağlar eksi diyeceğim oluşan bağlar. Oluşan bağlar kim bak. Burada 1 2 iki, iki tane karbon oksijen çiftli bağımız oluşuyor. O zaman bunu yazacağız. İki tane karbon oksijen çiftli bağımız oluşacak. Artı arkadaşlar bak normalde 1 2 iki, iki tane burada oksijen hidrojen arasında tekli bağ var oluşmak isteyen ama e, burada bir tane molekülde iki tane var ama toplam iki tane molekül oluşuna göre toplamda o zaman dört tane oksijen hidrojen tekli bağımız oluşacaktır evet bak bundan sonra matematik başlıyor arkadaşlar kimya burası bitti biz artık burada delta h hesaplıyoruz şimdi delta h'ta ne diyor arkadaşlar bak diyor ki 4 tane ch işte ch deyince bak a kilojülmüş o zaman 4a artı diyeceğiz efendim 2 tane oksijen oksijen çiftli bağ ki o da neymiş b'ymiş bak görüyor musunuz o zaman nedir 2b evet burası kırılan bağlar eksi diyeceğim e, 2 tane karbon oksijen çiftli bağımız var yani 2 tane c'miz var artı diyeceğim 2, 4 tane de Oksijen, hidrojen tekli bağımızdan 4D diyeceğim. Oradan ne gelir arkadaşlar delta aşımız işte? Yerine koyacaksınız. 4A artı 2B eksi 2C eksi 4D deyip buradan bunun hesabını yapacaksınız. Bu şekilde olayı söyleriz deriz. Arkadaşlar burada eğer kitabınız varsa elinizde. Kitapta şu bölge yoktu ben burayı hani bir hata olmuş baskı hatası olmuş onu şimdi fark ettim. Burada bunu ders anlatırken ekledim. Siz de kitabınıza bu boşluğu eklerseniz yani o OH haşı eklerseniz çok iyi olur. Ben eğer kitabımız ikinci baskıya girerse ders notları kitabımız onu düzeltmiş olacağım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Şimdi bunlarla ilgili sorular yapalım. Arkadaşlar bak bu daha kolay. Bak açık açık vermişim görüyor musunuz? Hemen ne yapacağız bakın. Olay neydi? Kırılan bağlar eksi oluşan bağlar Kimler kırılır? Girenler de kırılır değil mi? Girenlerde kimler bakın? Bak karbon karbon tek çiftli bağ var. Bak burada size hepsini vermiş görüyor musunuz? Evet arkadaşlar anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi karbon karbon çiftli bağımız kırılmak istiyor. Artı başka ne kırılmak istiyor bakalım arkadaşlar. Bak başka. Bak şimdi burada görüyor musunuz? Ee, bir daha bunu renklendireyim. 1, 2, 3, 4 tane karbon, karbon hidrojen arasında tekli bağımız var. Kırılmak isteyen. Çünkü girenlerde de o görüyorsunuz. Evet. Artı başka ne var? Arkadaşlar şimdi oksijen oksijen çiftli bağ kırılmak istiyor ama kas sayısı 3 olduğuna göre o zaman 3 tane oksijen oksijen çiftli bağımız var. Bak burası kırılan bağlar. Şöyle bunu yazayım eksi diyeyim arkadaşlar. Buradan kimi çıkartacağım ben? Oluşan bağları çıkartacağım. Oluşan bağlarımız kimdir derseniz? Bak burada 1 iki. iki tane karbon oksijen çiftli bağımız oluşuyor ama bir molekülde o kadar oluşuyor ama bizde iki tane molekül var. Dolayısıyla dört tane karbon oksijen çiftli bağımız oluşmak istiyor. Artı arkadaşlar bak görüyor musunuz şunu neklendireyim 1 2 İki tane oksijen hidrojen tekli bağımız oluşuyor ama iki tane molekül var bizim yapımızda. O zaman toplamda dört tane oksijen hidrojen tekli bağımızda oluşmak ister. Şimdi yerine koyacağım arkadaşlar. Bakın karbon karbon çiftli bağımız 200'müş. O zaman 200 artı evet. Dört tane karbon hidrojen tekli bağ demiş. O zaman 4 çarpı 99 diyeceğim. Tamam mı? Evet. Artı 3 çarpı oksijen oksijen e, bak e, oksijen oksijen çiftli bağımız olacak. Şurada yanlış yazmış bu çiftli bağ zaten. Ki bunu vermiş zaten görüyorsunuz ki. Evet 3 çarpı 118 yazacağım. Bak burası kırlan bağlar. Evet. Eksi diyelim şimdi arkadaşlar. Eksi diyelim. Diğeri kimmiş? 4 tane karbon oksijen çiftli bağımız. Bak o zaman 4 çarpı 169 diyeceğim. Evet bunu böyle yazdım. Artı 4 tane de oksijen hidrojen tekli bağımız o neymiş bakalım o da 4 çarpı 111 bak bunu da böyle yazdım evet arkadaşlar burası matematik artık deltaş hesabı yapıyoruz deltaş eşittir diyeceğim evet bunu yazalım isterseniz i̇şte 200 artı 4 çarpı 99 nedir e, 396 3 çarpı 118 354 geliyor galiba evet evet Eksi 4 çarpı 169 676 artı 444. Arkadaşlar burası matematik. Burası 950 eksi 1120 gelecek. Buradan da eksi 170 gelecek. Yani bu tepkimenin delta işi neymiş? Eksi 120. Yani bak şöyle bir şey. Bak bu maddemiz ne? C2H4 aslında. C2H4 ile biz 3 tane O2'yi yaktığımız zaman kullandık. Ve 2 tane karbondioksit ve 2 tane su oluştu. Bu tepkimenin delta H'i neymiş? Eksi 170'miş. Yani şöyle ki bak. Mesela 1 mol. Bak burada katsayısı var ya. Mesela burada yorum yapabilirsiniz mesela. dersiniz ki 1 mol C2H4 yakıldığında 170 kilojül enerji veriyorsak dışarıya atıyorum mesela 0.5 molde nedir falan gibi yorumları zaten biz yapmıştık. Hani burada mesela delta H'yi bulduktan sonra diğer ifadeleri de sorarsa böyle onun yapabiliriz diye düşünüyorum. cevapta bu durumda ne oldu? A seçeneği oldu deriz. Geldik arkadaşlar dersimizin son sorusuna. Açıda aynı grupta bulunan element moleküllerinin bağ enerjisi de verilmiş görüyorsunuz ki. Şimdi bakın burada bağ enerjisini vermiş ve soruyor. Şimdi bakın A2 molekülü var. Yani bak bu olayların hepsi endotermik olmalı zaten. Bak A2 molekülünü kırmak için bir enerji lazım. Atomlarını dönüştürmek için. Gene B2 molekülünü kırmak için bir enerji lazım. C2 molekülünü kırmak için de gene bir enerji gerekiyor. Ve bakın enerjiler de burada gösterilmiş zaten. O zaman bak bağ enerjisi zaten bak hepsinin önünde artı görüyor musunuz? O yüzden bu olay nedir? Endotermiktir. Artı yazmayız da eksi olunca mecbur yazmak zorundayız. Bu enerjisi endotermiktir. Yani enerji gerekir deriz. Doğru. Şimdi hangisi daha kararlı? Arkadaşlar biz bu molekülü ne kadar çok zorlarsak kırmak için o molekül o kadar karardır. kararlıdır. Yani bu enerjisi kimin daha büyük? Bakın 786 burada en büyük değer. O zaman burada en kararlı molekülümüz kim dersek C değil aslında B'dir diye söyleriz. Peki bağ sağlamlıklarına bakarsak arkadaşlar burada zaten bağ kadar kırmak zorsa o kadar sağlamdır. Ki bakın burada en büyük değer B'dir. Sonra bakın 312 ile A gelir. En küçükte kim geliyor zaten C geliyor. O yüzden bu da doğru gelir. Ne oluyor burada cevabımıza bakan, baktığımız zaman cevap da bu durumda D seçeneği. Yani 1 ve 3 olur deriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın önemli bir dersi anlattık sizlere. Şimdi ben size ödev vereceğim tabii ki. Hemen soru bankamızı elimize alıyoruz. Şimdi bakın burada ben size zaten test 29 ve test 30'u vermiştim. Şimdi test 31, test 32 ve test 33 kalmıştı son olarak baktığımız zaman. Bu 3 tane testi aslında eğer yapmamışsanız test 29'dan test arkadaşlar 34'e kadar. Yani sayfa 62'den 71'e kadar sizin yapmanızı istiyorum. Yapalım arkadaşlar. Ben zaten yarın şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Yarın artık soru ödev kampına geçeceğim. Bu verdiğim ödevleri ise tek tek çözeceğim. Yani çok bol miktarda sorular çözeceğiz. Ama sizin önden yapmanız, yapmaya çalışmanız sizi gerçekten geliştirir. Yapamadığınızı şöyle bir işaretleyin. Sonra derste izleyin. Derste de ben size zaten çözeceğim. Oradan da zaten hemen çözümünü izlersiniz. Ve eksik olan bilgilerinizi giderirsiniz. Hatta bak bir şey söyleyeyim. Bazen mesela öncüllerde bile böyle bazen kararsız olduğun zaman izleyin onu mutlaka. Atıyorum mesela şıklarda 1 2 3 vardır. 1 3 yoktur mesela ama sen ikinci öncülü bilmiyorsun. Şıkkı 1 2 3 diye işaretledin doğru ama ikinci öncül niye yanlış? Sen bunu bir araştırman gerekiyor. Yani niye ya da, da niye doğru? Buradaki e, bu olayı araştırırsan oraya gidersin aslında o zaman sen kimyanı geliştirirsin. Bilmediklerini öğrendiğin anda gelişirsin. Bak unutma bunu tamam mı? Evet bu şekilde dersimizi bitirmiş olduk. Yarın sizleri mutlaka bu kimya ve enerji ünitemizin sonra dev kampına bekliyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hedefimiz full. <laughs>